Özler. Üstü kapalı, adres gizli ama çok açık. Yani ne dediği çok açık. Zaten İyi Parti'de üzerine alındı bu sözleri ve Oktay Vural Genel Başkan Yardımcısı Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şöyle diyor Oktay Vural. CHP Genel Başkanı talihsiz ifadeler kullanmış. CHP Genel Başkanı geçmişte ittifak yaptığı İyi Parti'ye Erdoğan'ın farklı imkanlar kurduğu iftira ve yalanını kullanmaktan çekinmemiştir. Ne yazık ki bu ifadelerle kime benzediği ortaya çıkmıştır. Bu ifade İyi Parti'nin mücadelesine, teşkilatlarını ve oy veren vatandaşlarımıza hakarettir. Özür dilemeye davet ediyorum. İyi Parti'nin hür ve müstakil kararını Erdoğan'ın farklı imkanlar kurarak sağladığını iddia eden bunu ispat etmezse müfteridir demiş Oktay Vural, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı. Bu yani Akşener'in deyimiyle İyi Parti AK Parti'ye yanladı mı? Bu meseleyi geçen hafta İbrahim Özkan'ın açıklamaları üzerinden konuşmuştuk. Hatırlatayım. İbrahim Özkan istifa eden İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. İstifa etti. Akşener de onu yalancılıkla suçladı. Az önce hatırlatacağım açıklamaları üzerine. Yaklaşık 3 ay önceydi. Meral Akşener Ankara'da Togo Kulelerinde AK Partili Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek'le bir görüşme yaptı. Bu görüşmede o zaman basına yansıdı, haberleştirildi vesaire. İbrahim Özkan diyor ki, o görüşmeden sonra partinin çizgisinde bir takım değişimler oldu diyor. Şunu demeye getiriyor. O görüşmeden sonra İyi Parti ile AK Parti arasındaki ilişki başka bir seyre girdi ve Akşener'in deyimiyle İyi Parti AK Parti'ye yanlamaya başladı. Yanlama kısmını Akşener'den alıntılıyorum. Yanladığını reddediyor tabii o İyi Parti'nin AK Parti'yi. Neyse bu Özgür Özel'in sözleri, Oktay Vural'ın yanıt verdiği bu sözler bugün Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan bu konuya değindi. Nerede değindi? Kağıthane Gayrettepe metro açılış töreninde İstanbul'da. Bu arada bu metronun açılışıyla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe'ye gitmek 30 dakikaya kadar inecek. Bu önemli. Açılışın seçim öncesinde yapılması da doğal, siyaset bu. Ama İstanbul Havalimanı'ndan Gayrettepe'ye 30 dakikada gidilebilecek olması İstanbullular için önemli bir haber. İstanbul'a yolculuk yapacaklar için de önemli bir haber. Parantezi kapattım. Şimdi Erdoğan diyor ki, Özgür Özel'in bu sözleri diyor, orada yaşanan panik havasını gösteriyor diyor. Yaptığı skandal açıklama muhalefette yaşanan panik havasının bir işaretidir. Neymiş? İllerde farklı partilerden adayların olması oyunmuş, tezgahmış. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde böyle bir beyana rastlayamazsınız.